Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere makro sorularının cevabını vereceğim. Makro kullanıp kullanmadığımı sormuştunuz. Makro kullanıyorum. Dereceli de özellikle kullanıyorum. Çünkü dereceli de makrosuz kimse yok. OA'sız kimse yok. Yani dereceli de makrosuz birazcık işiniz zor açıkçası. Normal sunucuda arkadaşlar kullanmıyorum. Kesinlikle kullanmıyorum. İstisnai durumlarda nasıl mesela? Pompalı kullanan oluyor, makro pompalı özellikle, ya da OA çeken oluyor. İşte 3-4 tanesi bakıyorum kullanıyor makro, ben de açıyorum. Ama onun dışında makro kullanmıyorum ki makroyu zaten genelde APC'de kullanıyorum. Onun dışında silahlarda pek kullanmıyorum. Yani sniper, pompalı, RB makroları falan hiç kullanmıyorum. Sekme ve makrosu yani birkaç tane denedim. Açıkçası çoğuna baktım. Hatta CS'dekilere bile baktım. CS'de hangi makrolar yapmışlar falan. Denediklerim oldu. Denediklerim arasında en memnun kaldığım, şu an kullandığım. Hem bilgisayarı yormuyor, hem takılma yaşamıyorum. Bazı birkaç tane kullandıklarımda daha öncekilerde takılmalar oluyordu falan. Bu yani en iyisi diyebilirim kullandıklarım arasında. O yüzden sizinle bunu paylaşacağım. Sekmeme, ama bu sadece bendeki sekmeme. İstiyorsanız dosyayı kendi işte sniper ve pompalı veya RB makrolu olan dosyanıza aktarabilirsiniz. Ya da oradaki sekmeme klasörlü mü diyeyim ya da sekmeme tuşunuzu düzenleyebilirsiniz. Benim yaptığım şekilde onu göstereceğim. Mouse'umuz bu arada Logitech G300S arkadaşlar. Öncelikle tabi yazılımını indirmeniz gerekiyor. Yazılımını indirdikten sonra buraya tıklayarak G görüyorsunuz, Logitech Gamer Software diyor. Eğer orada çıkmazsa başlata basıp Logitech yazdığınız zaman zaten geliyor. Kurulumlar falan yapmışsınızdır diye umuyorum. Onları internette aratarak bulabilirsiniz nasıl yapıldığını. Ev işaretinin hemen yanındaki mouse işaretine tıkladığımız zaman arkadaşlar düğmeleri özelleştirme kısmı geliyor. Makroyu buradan ayarlıyoruz. Benim makrom bu. Şu an gördüğünüz gibi turkuazda kullanıyorum. Yani makrosuz kullanıyorum şu an. Beyazda da hiçbir makro yok. Sadece mavide sekme makrom var. O da gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi ben size bunu tekrar şuraya geleyim. En başta nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Ve kendi makro dosyanıza nasıl ekleyebilirsiniz onu da görmüş olacaksınız aslında ben yaparken. Herhangi boş slotlardan birine tıkladığınız zaman yeni profil oluşturabilirsiniz. Veya buradaki artı işaretine tıkladığınız zaman yeni profil oluşur arkadaşlar. Buna bir isim verelim. Makro RedKit diyeyim. Açıklama kısmına istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Buradaki artı işaretine tıklayıp oyununuzun kurulu olduğu klasöre gidip neredeydi benimki? Buradaydı. Tam Game. Exe dosyasını bulmanız lazım. Launcher'ı. Launcher'ı bulup aç diyoruz arkadaşlar. Oyun çalışırken profili kilitle diyoruz. Buradan işimiz bitti. Tamam diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi burada 3 çeşit renk var. Ben genelde lacivert yani maviyi seçiyorum. Maviye tıklıyorum. Onu buradan değil sadece şurada mouse'unuzun şu en arkadaki tuşuna basarak arkadaşlar değiştire bakın gördüğünüz gibi değiştirebiliyorsunuz. Maviye geldik. Öncelikle sol tıkı pardon. Niye öyle oldu? Sol tıkı buraya alıyorum arkadaşlar. Şunu ben bir varsayılan olarak ayarlayayım. Ki tamam. Çünkü diğerine kayıyor bazen. Şu an mesela mavideyiz ya. Diğerini aldığı için makroyu kullanıyor. Sol tıklayıp sol tıkı buraya aldık. Burası artık bizim sekmeme klasörümüz olacak arkadaşlar. Sağ tıklayıp komut düzenle dedik. Çoklu tuş dedik. Buna bir isim veriyoruz. Mesela sekmeme yazdım. Şu boş alana, siyah alana geldikten sonra arkadaşlar sağ tıkladık. Fare olayı ekliyoruz. Sol düğme aşağı. Yani tıkladığımız zaman oluyor bu. Araya bir gecikme ekliyoruz. Tekrar fare olayı. Sol düğme yukarı. Yani basmayı çekme oluyor bu. Aşağı dediğim zaman basma, araya bir gecikme ekliyoruz ve yukarı diyoruz. Buralara arkadaşlar istediğiniz değeri verebilirsiniz. Kimisi buraya 2 veriyor, kimisi 8 veriyor, kimisi 10 veriyor.
Ama genelde yaygın kullanılanı 2 diye ben gördüm. 8 olarak kullanan var. 10 olarak kullanan var. Yani çok değişik var. Hatta CS'de falan da araştırdım. Söylemiştim zaten bunu. CS'de falan da nasıl yapmışlar onlara falan da baktım. Benim kullandıklarım arasında en stabil bu. Yani daha önce de dediğim gibi ya basılı kaldığın zaman bazıları tutukluk yapabiliyor. Ya da makro olduğunu unuttunuz. Bas çek yaptınız yanlışlıkla. Onlar da takılma yapabiliyor diğerlerinde. Ama ben bunda yani neredeyse hiç denecek kadar az takılma yaşadım. O yüzden benim bugüne kadar en iyisi diye nitelendirdiğim bu. Burayı basılıyken yapıyoruz. Buraya da 15 yazıyoruz. Buralar arkadaşlar siz mesela benim bilgisayarım 165 Hz. Genelde zaten makro 60 Hz üstü monitörler daha çok destekliyor. Baktınız bu hoşunuza gitmedi. Buraları ister kendiniz ayarlayarak, deneyerek bulabilirsiniz. İster başka internette başka yerlerden arayıp bulabilirsiniz. Bu arada ben buraya bir E daha ekledim. Çünkü diğer makromda da burayı sekmeme yapmıştım. O yüzden kabul etmiyor. Çünkü bakın E'yi sildiğim an yok kabul ediyor. Tamam ekle yazısı durdu burada. Ekle dedim arkadaşlar. Kapat dedim burayı. Bakın buraya sekmeme geldi. Bunu tutup buraya bıraktığım zaman bu tuş artık sekmeme tuşu. Artık sol klik yaptığınız zaman yani şuna bastığınız zaman arkadaşlar iki defa basacak. 3 defa ya da 4 defa tam onu bilmiyorum ama birden fazla defa basacak. O yüzden sizin artık sol tıkınız bu sol öndeki şu küçük tuş. Komutu düzenle dediğiniz zaman görüyorsunuz. Eğer siz Sniper RB falan da kullanıyorsanız yani bu diğer renklerinizde de başka makrolar var ise sekmeme makronuza gelip sağ tıklayıp komutu düzenle dedikten sonra bu şekilde ayarlarsanız daha stabil bir sekmeme makronuz olacak. Neyse bunu yaptık. Şimdi bunu bir deneyelim. Ondan sonra size bunu nasıl içeri aktarmanız gerekiyor. Onu gösteririm arkadaşlar. Oyuna girelim hemen. Tamam. Bir antrenman modu. Başla diyelim. Önce makrosuz deneyeyim. Sonra makro deneyeyim. Aradaki farkı görelim. Şu an makrosuz arkadaşlar ve zoomsuz. Gördüğünüz gibi sağa sola gidiyor. Bu da makrolu. Şöyle yakından da göstereyim hatta. Aradaki farkı daha iyi görün. Makrosuz zoomlu göstereyim. İlk başta biraz yukarı çıkıp yine sağa sola çekiyor. Bunda da ilk başta yukarıya çıkıyor ama sonra sabit kalıyor. Yani aradaki fark yine bu şekilde. Şöyle bir şey. Mesela burada adam. Sıkmaya başladınız biraz indirip sabit bıraktığınız zaman bakın aynı hizada gidip geliyor. Tam kafadan. Mesela bunu o A93'te de göstereyim size. AUG'da da kullananlar var. AUG'da da kullanılıyor. Ama ben APC dışında çok kullanmıyorum. Mesela makrosuz OA. Bu da makrolusu. Makrolu da bir tık yukarı çıkıp yine aynı seviyede seyrediyor. Mesela bakın. Biraz yukarı çıktıktan sonra aşağıya doğru çektiğiniz zaman kim arıyor? Aşağıya doğru çektiğiniz zaman gayet stabil çalışıyor. Yani ben memnunum. Sizin de memnun kalacağınızı düşünüyorum. AUG varsa AUG'da da size göstereyim. AUG'um var. Bir tane de AUG'da göstereyim. Bu makrosuz. Baya bir dağınık gidiyormuş AUG'da. Bu da makrolu.
Mesela AUK'da birazcık aşağıya doğru çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. AUK'da biraz aşağı doğru çekmeniz gerekiyor. Bu makrosuz hali. Bu da makrolu. Dikkat ettiyseniz dümdüz gidiyor. Bu bayağı bir sola sağa. Yani mesela ben size göstereyim. Mermi bitti. Yani elinizi birazcık, mouse'u birazcık aşağıya çektiğiniz zaman bir noktaya sabit, stabil kalabiliyor. Bu şekilde bir makro arkadaşlar. Ben size şimdi makroyu nasıl insert, yani içe aktarma yapabilirsiniz, onu göstereceğim. Burada artı, saat işareti gibi işaret, bir de klasör var arkadaşlar. Klasöre tıklayıp içeri aktar dediğiniz zaman, mesela bakın Redkit makro yazmışım. Tıklayıp aç dediğinizde direkt buraya gelecektir zaten. Ben size bu makro dosyasını videonun altına koyacağım linkini. Eğer diyorsanız ki bana Sniper, RB, pompalı falan da lazım. Eğer bulabilirsem onun da linkini koyarım. Bulamazsam, bulabileceğiniz bir yer varsa onun linkini koyarım. Yani bulup indirebilirsem direkt onu koyarım. Bulamazsam indirebileceğiniz yerin linkini koyarım. Dediğim gibi eğer sizin kendi makronuz varsa, Sniper, pompalı falan da onu da kullanıyorsanız, sekme kısmına gelip bu ayarı yaparsanız bence çok daha memnun kalacaksınız. Dediğim gibi takılma hiç olmuyor. Özellikle APC'de çok iyi gidiyor. OA'da da mesela birkaç kez OA'da da kullandım dereceli'de. OA'da da iyi iş görüyor. O ilk baştaki yukarı sekmesini ayarlayabildikten sonra gerisi kolay oluyor. Zaten hemen hemen her makroda illa ki o baştaki o yukarı sekme oluyor. AUK'ta işte OA'da falan. Bir tek APC'de olmuyor. Bu makro bence en iyisi arkadaşlar. Benim kullandığım makro bu. Kullanmak isterseniz dediğim gibi bırakacağım. İçeri aktarıp şey yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Umarım sorularınıza açıklık getirmişimdir. Umarım size yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız makbule geçer. Abone değilseniz, abone de olursanız sevinirim. Başka sorularınız varsa onları da yazabilirsiniz yine. Seve seve cevaplarım. Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.